Efendim Kanal 3 Ana Haber Bülteni'nin mutlu akşamlar. Bugün de sizlere Afyonkarahisar bölgede yaşanan önemli gelişmeleri ekrana getireceğiz. Efendim bugün Mustafa Kemal Atatürk'e Müşir ve Gazi Ünvanı verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Bugün 19 Eylül. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal ve Gazi ünvanı verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü. Gaziler Günü nedeniyle Afyonkarahisar'da da tören ve ziyaretler gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Kocatepe Parkı'nda düzenlendi. Törende Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Efendim şu anda stüdyo konuğumuz Afyonkarahisar Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı. Sayın Kumartaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu vatan sizlere minnettar diyerek başlamak istiyorum. Teşekkürler. Gazilik Türk milleti geçmişinden bugüne kadar var olduğu sürece de gazilik bizde hep var olacak herhalde. Evet. Ne diyeceksiniz bugün? Çünkü Her gün sizin gününüz ama evet. Türk milletinin hepsi de gazi ama bugün özel bir gün. Evet. Ne diyeceksiniz? Bu topraklarda oturmanın, ikamet etmenin bedeli hep geçmişte de olduğu gibi bugün de kanla ve canla ödenmekte. Bundan sonra da kanla ve canla ödenecektir. Bu uğurda, bu mücadelede aziz şehitlerimiz hiç gözlerini kırpmadan canlarını verdiler. Bizler de en azından bayrağımıza bir damla kanımızı hediye ederek gazilik onuruyla devletimiz tarafından onurlandırıldık. Afyonkarahisar'ın zaferin başlangıcının topraklarında yaşayan bir evladı olarak, bir gazi olarak bu memlekette yaşamaktan ve gazi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Zaten Sayın Kumartaşlı, siz hiçbir zaman bir gazi olmak için değil. Tabii. Yani o anda şehitlik mertebesine de ulaşabilirdiniz. Evet. Yani gazilik aslında size, senin deyimiyle ben şehit olmaya yine hazırım diyorsun. Mesela Aynen. sık görüştüğümüz Evet. zaman Doğru. gazilerde bu ruh. Evet. Ne Biz diyeceksin yani? gazilerde değil, bu bizim milletimizin varoluşunun hamurunda var. Bizim damarlarımızdaki akan kanda bu mevcut. Evet, biz hep şunu söylüyoruz biz. Eğer ki devletimiz bize görev verirse, gazi olarak yarım tamamladığımız, yarım bıraktığımız işi şehit olarak tamamlamaya hazırız diyoruz. Ki bunu biz bir babanın evladına şehit haberini verdiğimiz dakikadaki ilk ağzından çıkan kelimeler olarak da duyuyoruz. Bir annemizden de, benim bir oğlum daha var, onu da vatana vermeye hazırım. Gerekirse kendim de gider, bu bayrak için, bu vatan için şehit olurum diyebilen bir şehit annesi, bir şehit babasının ve gazilerin yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz ki işte zaten yüzlerce yıldır bu düşmanların yenemedikleri, bizi yıkamadıkları, bölemedikleri, parçalayamadıkları tek güç budur. Bizim damarlarımızdaki akan asil kan. Bu ruhu da kaybetmemek lazım, değil mi? Kaybetmeyeceğiz. Kaybettirmemeye zaten çalışıyoruz. Biz gazileri olarak aziz şehitlerimizin manevi ruhlarını yaşatmak, gazilik onurunu ve şehitliğin ne olduğunu, nasıl bir mertebe olduğunu her platformda, her zaman gerek öğrencilerimize, gerek dernek binamızda insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bizler tarihin yaşayan birer şahitleriyiz. Şehitlerin şahitleri olduğumuz için biz bu ruhla ve bu düşünceyle yaşantımıza devam ediyoruz. Bu düsturla da devam edeceğiz. Peki Sayın Başkan, şöyle söyleyeyim. Mesela zamanı şimdiki gençlere bir şeyler yaptığı zaman gençler bunu anlayamaz, edemez. Gazilik ruhunu, şehit ruhunu şu anki gençlerimizin sizce idrak kalar mı? Şimdi bazen biz hani yaşantımızın bazı zaman dilimlerinde işte Çünkü büyüklerimizden dediniz ki bu duyuyoruz. coğrafyada yaşamın Tabii. bedeli var, Evet, ağırdır diye. söyledim. Yani o yüzden. Şöyle işte yeni yetişen nesilden falan inanın biz okulların açık olduğu süre içerisinde hiç zaman merhumu olmadan okullara ziyaretlere gidiyoruz. Şehitliği, gaziliği, vatan sevgisi, bayrak sevgisini hep anlatıyoruz. Ve
İl ana sınıfından üniversiteye kadar bütün her yaş grubunda, her sınıf grubunda biz söyleşiye başladığımız zaman pür dikkat, nefes almadan öğrencilerimiz bizi dinliyor. Ben burada görüyorum ki o damarlarımızdaki kan hala var. Ve yeni yetişen nesil öyle bir sağlam geliyor ki benim gözümde gerçekten belki bizim neslimizden daha sağlam bir sağlam gelen bir gençlik var. Ben umutluyum. Sayın Kumartaşçı, siz de umutluyorsunuz. Ben biraz da olayın boyutunu değiştirmek istiyorum. Vatanı koşulsuz seven. Evet. Bana göre gazidir. Bilmiyorum size ne. Doğru söylüyorsunuz. Yani biz de vatanı, ölümünü biz de ölümüne seviyoruz. Ama sizin yaşadığınız gibi o bir yanımızda bir arkadaşımız şehitlik şehadetini içmedi, şerbetini içmedi. Veya yaralanmadı. Yani yaralanmadı, gazi olmadık ama. Biz de yani biz, o aynı fikirde misiniz? Biz millet olarak gazi bir milletiz. Neden? Zaten gaziliğin tanımında da var. Mesela diyor ki literatürde iki devlet arasında yapılan savaşa katılan, bu savaşta yaralanan ve yaralanmadan dönen kişilere gazi denir diyor. Biz gazi bir milletiz. Biz her an şu dakika bile gazi olmaya hazırız. 15 Temmuz'da gördük. İnsanlara bir çağrıyla sosyal medya ve televizyonlardan bir çağrıyla. Yeter ki mevzu vatanımız olsun. Kadın, yaşlı, erkek, genç hiç gözetmeksizin elindeki bir bardak çayını bıraktı. Yaşlı bir amcamız dışarıya çıktı. Tankların önüne göğsünü siper etti. Biz 15 Temmuz'da yaşadık bunu. Hep tarih tekerrürden ibarettir. Biz 100 yılda geçse, 200 yılda geçse biz bu gazi milletin evlatlarıyız. Yani gazi olmak için illaki bir sınırda veya bir çatışmada değil. Hayır. Memleketin neresinde olursa neresinde olsun. Her an olabiliriz. Vatan bayrak olunca söz konusu gerisi teferruattır. Hepimiz gaziyiz, hepimiz şehit olmaya hazırız. Bir de başkan, şimdi Türkiye geneline baktığımız zaman Afyon, Karahisar nüfus ortalamasına baktığımız zaman ortalamanın üzerinde. Çok doğru. Afyon, Karahisar. Tespitiniz doğru. Bunu ne diyeceksiniz? Yani daha da mı gurur duymalıyız? Biz, yani zaten Afyon, Karahisar Cumhuriyet'in kazandığı toprak. Tabii. Buradan başladı. Biz bazen bunu söylemlerini biz de duyuyoruz ama mesele para veya imkansızlık meselesi değil. Mesele tamamen askerimizin kıtada şu anda çok olmasının sebebi tamamen vatan sevgisi, bayrak sevgisinden mesele ibarettir. Şu anda gerçekten kıtalarda görev yapan emniyet, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan gerçekten çok fazla askerimiz var. Tabii şu anda hatta Pençe Kılıç operasyonları hala devam ediyor ve orada da çok fazla bizim Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlanan askerimiz var. Biz ara ara işte medyada olmasa bile tabii şehidimiz olduğu zaman illaki haber sitelerinde veya sosyal medyada yer alıyor. İnsanlar hep duyuyor ama bunun yanı sıra çok fazla da bizim yaralı gazimiz oluyor Afyonkarahisar'da. Biraz sonra gideceksin yine. Tabii biraz sonra gideceğiz. Şimdi hatta en son Afyonkarahisar'ımızın aslında oraya gidecekti ama haberleri anlaştığımız için aslında Taşol'a gidecektin herhalde değil mi? Tabii. Pençekilit operasyonlarında Kuzey Irak'ta yaralanan bir gazimiz var. 7 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta yaralandı. Piyade uzman çavuş Ahmet Kabadayı. Onun akabinde yine 31 Temmuz 2022'de yine Suriye Tel Abyad'da yaralanan Fatih Çiğiltepe ve 1 Haziran 2022 tarihinde yine Kuzey Irak'ta Pençekilit operasyonlarında yaralanan Ramazan Şahin, piyade uzman çavuş kardeşlerimizi ziyarete gideceğiz ki şu anda tedavileri devam ediyor. Ve bunlar evinde olanlar. Bir de hastanede tedavi olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Hepsine de Allah'tan sağlık diliyoruz. Ya söylediniz ya zaten, Türk milleti geçmişten bugüne ve geleceğe kadar Türk milleti var olduğu müddetçe şehit ve gazilerimiz bizim var bitmeyecek olacak. Şehit ve gazimiz de bizim zaten gururumuz. Son olarak dernek, derneği sorayım. Evet. Afyonkarahisar Şehit ve Gaziler Derneği'nde hiç sayınızın yükselmemesini istiyorum, üye sayınızın ama çalışmalarınız ne durumda? Evet. Belki de üye sayısını istenmediğim tek dernek sizin derneğiniz. Evet. Normalde sivil toplum örgütleri ne kadar çok üyesi olursa o kadar kuvvetlidir. Bizim de duamız şudur ki üye sayısının artmasını istemeyen tek dernek biziz. Ama yine sizin de baştan beri söylediğiniz gibi eğer ki konu bayraksa, vatansa üye sayımız artsın ki artacak. Biz de şu anda gazi olarak yarım bıraktığımız işi şehit olarak tamamlamaya hazırız. Sizin de aracılığınızda Mustafa Kemal Atatürk'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik ve gazilik unvanının verildiği bugün de 101. yıl dönümünde ebediyete intikal etmiş olan
gazilerimizi, tüm şehitlerimizi ve şu an rahmet tanıyorum ve şu anda hastanelerde tedavi gören, yaralı olan silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Silahları başında şu anda mevzide bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle mücadele için görev yapan tüm silah arkadaşlarımın hepsine de Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Ve tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Kanalıç ailesine de bizlere de bir kelime etme fırsatı verdiği için de teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, ben de teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizdeki geçmişteki tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, mekanları cennet, gazilerimize uzun ömür, sağlıklar, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim, 2023 öncesi saha çalışmanın yoğunluk veren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunseven, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil olmasıyla birlikte 17 ilçenin tamamını, bazı ilçeler birkaç defa köy, kasaba ve mahallelerini ziyaret etti. Allah'a emanet. Allah'a emanet. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil olmasıyla birlikte 3 ay sürede 18 ilçenin tamamını, bazı ilçeleri birkaç defa olmak üzere ve yaklaşık 150'den fazla köy ve beldeyi ziyaret etti. Yaptığı ziyaretlerde vatandaşları tek tek dinleyen milletvekili Yurdunu Seven yaptığı açıklamada, sahadaki izlenimlerimize ve vatandaşlarımızın ifadelerine göre elhamdülillah Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güven ve teveccüh tamdır. Bu güven ve teveccüh inşallah 2023 seçimlerini taçlandıracak ve hizmetlerimize devam edeceğiz. İktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne kadar sahada bize gelen hangi talep varsa not aldık, dikkate aldık. Kim ne dediyse, kamu yararına ne varsa dikkatle dinledik ve gereği yapılmak üzere ya konunun muhatabı bakanlarımıza ya da bürokratlarımıza ilettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da birçok konuyu aktarma fırsatımız oldu. Bugün ülkemizde memnuniyetle karşılanan ilk evim, ilk iş yerim projesi de sahadaki vatandaşlarımızın talepleri neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu ve bunun gibi birçok projemiz ve çalışmamız vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda yapılmıştır, dedi. Var mı bizlik bizmek? Yurdunu Seven konuşmasının devamında, biz sahayı gezerek akıllarınca milletin gazını alanlardan, bağıra bağıra kameralara konuşup kameralara şov yapanlardan, hiçbir neticeye ulaşamayanlardan olmadık. Bugün sahaya inip çalıştığını iddia edenler, bizim sahada aldığımız bütün vatandaşlarımızın taleplerine karşı gelmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Her projemize bir bahane ile yaklaşıyor ve yaptırmamak için ya Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ya da farklı yöntemler deniyorlar. İşte bu yüzden bugün o 99 yaşında olduğunu söyleyenlerin partisi 72 yıldır iktidara hasret ve yıllardır Adnan Menderes'in idamının omuzlarındaki yüküyle kıyamete kadar iktidar yüzü görmeyecektir, İfadelerine yer verdi. Milletvekili Yurdunu Seven'in Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana kadar ziyaretlerine ve saha çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Daskır'ın eski hattına bağlıymış herhalde burası. Yeni Başbakçı hattına bağlarsak sorun çözülür diyorlar. Böyle bir şey. Efendim, soruların sızdırıldığı iddiasıyla itibat edilen kamu personel seçme sınavı, lisans sınavı dün yeniden gerçekleştirildi. Sınavın iptal edilmesine tepki gösterenler de oldu, olumlu karşılayanlar da. Binlerce memur adayı dün sabah ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına girdi. Memur adayları içeride ter döktü, aileleri ise dışarıda meraklı bir bekleyiş aldı. İşte sınav iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sabah bölümünde genel kültür, genel yetenek sınavı yapılırken, öğleden sonra ise eğitim bilimleri oturumu yapıldı. Haber merkezi ekibi olarak sınav öncesinde ve sonrasında adaylara mikrofonlarımızı uzattık. İyi yönleri de oldu, kötü yönleri de oldu. İşte sınavına konularını yetiştiremeyen insanlar mesela zaman kazandı. Ama konularını yetiştirip sınava tam hazırlanmış insanlar için kötü oldu. Çünkü sınava tam motivasyonuyla girmişlerdi. Bu sınav sürecinin iptal olmasının olumsuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu süreçte stres seviyesi biraz daha yükseldi.
zaman olarak insanlar belki olumlu düşünüyor olabilir, eksikleri tamamlanmış olabilir. Ama bu süreçte bence ertelenmemesi gerekiyordu. Bizim sürecimizi çok uzattı. Yani gerek stres açısından, gerek diğer hobilerimiz açısından hepsine engel oldu. Tekrar çalışmak durumunda kaldık. Unuttuğumuz konular oldu, tekrar ettiğimiz konular oldu. Üstünden defalarca geçtiğimiz konular oldu. Biraz yıpratıcı olsa da sonuna geldik. Valla benim için hiç fark etmedi. Çünkü ikisinde de aynı seviyedeydim. Yani çalışmadım. Her yıl düzenli bir şekilde giriyorum. Benim için pek önemi yok yani. Fark etmez. Bu da iptal olabilir yani. Bir dahaki şeye de girebiliriz. Psikolojik olarak 31 Temmuz'daki sınava hazırlandık biz. Yani iptal olduktan sonra psikolojikmen çöktük. Yani pek iyi şeyler düşünmüyorum. Psikolojikmen o sınava hazırlandığımız için kendimizi rahatlattık. Sonrasından yeni sınava hazırlanma telaşı çok yorucu geçti. En az çocuklar kadar heyecanlı olan aileler de Kanal 3'e konuştu. Keşke düşmeseydi, ne olacaksa olsaydı görseydik gibilerden. Sanki biraz yaptığımız işi yeniden yapıyoruz. Biraz daha strese girdi gibi geliyor bana. Çünkü daha önce hazırlanmış, sonra sınava giriyor, iptal oluyor sınavlar. Tekrar bir ay sonra tekrar sınava giriyor. Yani o yüzden biraz öğrenciler bence. İptal olmasa iyiydi. Çocuklarımız ikinci bir strese daha giriyor. Kolay bir şeydi ya bu. Efendim, hafta sonuna kıyasla bugün kapalı bir havayla açtık gözlerimizi. Ve gün boyu da bu durum devam etti. Peki önümüzdeki hafta içi hava sıcaklığı nasıl olacak? Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hasan Cevher hava durumunu Kanal 3 mikrofonlarına aktardı. Afyonkarahisar ve çevre illerde bu hafta hava sıcaklıkları düşüyor. Hafta boyunca sonbahar mevsimi yaşanacağını belirten Meteoroloji 5. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yağışlarla ve sıcaklıklarla ilgili bilgiler verdi. Yağış anlamında salı, çarşamba ve perşembe günleri pek bir yağış beklentimiz yok. Sadece perşembe günü ve cuma günü Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinde hafif yağışlar alabiliriz. Ancak bu hafta asıl dikkat etmemiz gereken nokta sıcaklık düşüşü. Mevsim normallerinin altına gerileyecek her gün sıcaklıklar düşerek. Sıcaklık değerlerinden de bunu anlayabileceğimiz üzere Afyonkarahisar'da salı günü 26 derece en yüksek beklerken cuma günü bu sıcaklık 17 dereceye kadar düşüyor. Yine en düşük sıcaklıklar Afyonkarahisar'da 13 dereceden cuma gününe kadar kademeli olarak düşerek 6 dereceye geriliyor. Bölgemizin diğer ili Denizli'ye baktığımızda sıcaklıklar 32 dereceden 24 dereceye, en düşük sıcaklıklarsa 18 dereceden 12 dereceye düşecek. Yine Uşak'ta 27 derece olan en yüksek sıcaklıklar 18 dereceye, 13 derece olan en düşük sıcaklıklarsa 7 dereceye düşüyor. Cuma günkü değerler, hatta çarşamba gününden itibaren gerçekleşecek en yüksek sıcaklık ve gecenin en düşük sıcaklık değerleri Eylül ayı mevsim normallerinin altında 5-6 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği anlamına geliyor. Yani sonbahar mevsiminin yavaş yavaş kendini hissettireceği bir hafta, yaz mevsiminden sonbahar mevsimine geçişini hissedeceğimiz bu hafta daha serin, hatta geceleri üşüyeceğimiz bir hafta olarak düşünebiliriz. Hava sıcaklıklarının düşeceği bu hafta vatandaşların mevsim geçişlerinde dikkatli olmalarını tavsiye eden Cevher şöyle konuştu. Özellikle akşamları gece saatlerinde ufak ufak üzerimize bir kalın elbise almamız gerekeceğini düşünüyoruz. Gündüz saatlerinde yine güneşin etkisiyle sıcaklık ne kadar düşük de olsa çok hissetmeyebiliriz, ancak yine hissedeceğimizi düşünüyoruz. Yani 28 dereceden bir anda 17 dereceye düşen bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Mevsim normallerinde altında olacağını düşünürsek, evet, artık ufak ufak kışlıklarımızı veya işte sonbahar mevsiminde giydiğimiz bir tık kalın elbiselerimizi bu hafta için özellikle çıkarmamız gerektiğini düşünüyoruz. Efendim, Dumrulu Pırar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları projesi kapsamında iklim değişikliğine çözüm olabilsem adlı projenin tanıtımı ve açılışı yapıldı. Afyonkocatepe Üniversitesi Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen projenin tanıtımı ve açılışı yapıldı. Özel yetenekli olan Bilsem öğrencilerinin iklim değişikliği konusunda farkında...
Açılış programına İlmiyle Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, Aküöğretim görevlileri, Dumlupınar Bilsen Müdürü Hakan Gümüş'le projede yer alacak öğrenciler katıldı. Projenin yürütücüsü Selda Koca, projeyi anlattığı konuşmasında projede Bilsem'de eğitim alan 30 öğrencinin yer alacağını dile getirdi. Doğadaki dengenin bozulması ise doğadaki tüm canlı ve cansızları olumsuz etkilemektedir. İklim değişimlerinin etkilerinin azaltılması, dolayısıyla da doğanın korunmasına yönelik düşüncelerden hareketle hazırladığımız bu projede özel yetenekli olan Bilsem öğrencilerinin İklim değişikliği konusunda farkındalıklarını ve duyarlılıklarını artırarak çevrelerinde de bu soruna yönelik farklı önlemlerin alınmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Projenin hedef kitlesini merkezimizden 30 destek öğrencisi oluşturmaktadır. Projemiz 14-24 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İlmiyle Eğitim Müdürü Metin Yalçın da konuşmasında proje bazlı çalışmaların önemine ve iklim değişikliğine dikkat çekti. Ama şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten 4004 bir TÜBİTAK projesi doğayla ilgili iklim değişikliği krizlerine çözüm bulmaya yönelik bir çalışma, bir proje. Tam da çağımızda olmazsa olmaz, tam ihtiyaç duyulan bir konu, gündemde olan bir konu. Artık maalesef dünya bu krizle şu anda mücadele etmek için elinden gelen her türlü gayreti sarf ediyor. Bu mücadelelerin içerisinde karınca kararınca Afyonkarahisar ilinde bilim sanat merkezimizde de Afyon Kocatepe Üniversitesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz, Orman İşletmesi, Belediye ve birçok paydaşımız var. Bunlarla birlikte öğrencilerimize bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir projeyle, böyle bir etkinliğe başlamanın ben mutluluğunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmaların ve tanıtımın ardından projenin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Daha sonra protokol ve öğrenciler merkezin önünde açılan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü standını gezdi. Bölge Müdürü Alper Akçakaya burada öğrencilere Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün neler yaptığını anlattı. Takip edip havayla ilgili vatandaşlara, insanlara faydalı olmak, onlar hakkında havayla ilgili hazırlıklı olmalarını sağlamak. Ama bunun dışında daha pek çok şeyler de yapıyoruz. Böyle bilimsel amaçlı işte hocalarımız, üniversitelere, kurumlara bilimsel amaçlı veriler de öğretiyoruz. Bugün iklim değişikliği ile ilgili projemizde burada o verilerimizi biz kullanımını anlatmaya çalışmak için geldik buraya. Proje 10 gün sürecek eğitimlerin ardından sona erecek. İklim değişimlerinin etkilerinin azaltılması... Efendim Afyonkarahisar'da bir ilk daha hayata geçirildi ve Nazenle Kafe'de kitap mezatı yapıldı. Kitaplar açık artırmayla satışa sunuldu. Alıcılar tercih ettikleri kitapları bu yöntemle satın aldı. Serkan Özel hazırlamış. Açılış fiyatı 10 lira. Afyonkarahisar'da bir ilk daha hayata geçirildi. Kitap severler Nazende Kafe'de bir araya geldi. Kitaplar açık artırmayla satışa sunuldu. Var mı üstü? Üstü olan var mı? 7 lira. Kitap mezatı etkinliği ilk olmasına rağmen ilgi gördü. Sahaf Salih Naci tarafından anlatılan kitaplar isteğe göre fiyatı artırılarak satışa sunuldu. İncelemek isteyen var mı? Kitap mezatında 600 kitap, dergi, kartpostal ve pul gibi objeler göreceğe sunuldu. Kitap severler bu mezatta kitapların sahibi oldu. Açılış fiyatı 10 lira, peyler 2 lira ve kapları. Salih Naci mezatla ilgili düşüncelerini Kanal 3 mikrofonlarına anlattı. Afyonkarahisar'da bir sahaf olarak böyle bir ihtiyacın olduğunu varsayarak Afyonlu kitap severlerle böyle bir etkinlik yapmayı düşünerek bugün için bir kitap mezatı hazırladık. Yaklaşık ortalama şu an tezgahta 600'e yakın kitap, dergi, efemera, kartpostal, pul gibi objelerin bulunduğu bir mezat. Beklentimiz tabii ilk başta ilk olduğu için beklenti biraz yüksek olmayabilir ama ilerleyen zamanlarda çok fazla talep olacağına inanıyoruz. Çünkü Afyon'da daha önce antika mezatları yapıldı, iştiraklar çok fazla oldu. Her geçen gün talepler yükselmeye başladı. Kitabın da mutlaka umduğu yere varacağına inanıyoruz.
hedeflerimiz ayda en az 3 veya 4 kitap mezatı yapmak. Evet, Üstün Dökmen'den Nadesçi. Afyon Karahisar Doğa Sporları Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Aktal Tokalı Kanyonu geçişi hafta sonu gerçekleştirildi. Aktal Tokalı Kanyonu geçişi ve kampına bu yıl 12 kişi katıldı. Etkinlik için çadırlar kuruldu, ateşler yakıldı. Katılımcıların bazıları arazi araçlarıyla, bazıları ise motosikletleriyle katıldı etkinliğe. Aftos tarafından gerçekleştirilen etkinliğin ilk günü Kurtini Mağarası turu yapıldı. Şuradan devam edelim. Sivrisinek var mıdır burada? Sivrisinek yoktur. İkinci günse 6 kişilik Aftos ekibi tarafından geleneksel Tokalı Kanyonu geçişi gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında eğlenceli anlar yaşanırken Aktağ çevre temizliği de yapıldı. Bol bol fotoğraf çekilen katılımcılar bölgenin tanıtımına katkı sundu. Efendim, Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılan Arnika 8. Frig Ultra Maratonu kale yarışı ile tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreni Afyonkarahisar Kalesi'nde yapıldı. İzmir çok güzel geliyor. Ankara'ya selam. Her yerdeyiz, her yerde. Her yerde, harika. Kale yarışında kadınlarda Natalya Guyurten birinci, Hatice Köse ikinci ve Tülün Okyay üçüncü oldu. Erkeklerde ise İremcan Ayas birinci, Emir Salih Karakuzu ikinci ve Mustafa Araç üçüncü tamamladı. Frig ya da koşulan yarışlarda ise 6K Frig Race parkurunu kadınlarda Çiğdem Çevik birinci, Şermin Köroğlu ikinci, Aslı Bahar üçüncü sırada bitirdi. Erkekler kategorisinde ise Serdar Bektaş birinci, Alican Aktürk ikinci, Cenk Algınsa üçüncü oldu. 11K Frig Trail Parkuru'nun kadınlar kategorisinde 1. Cevriye Akkurt, 2. Rümeysa Kayıkçı, 3. Derya Demiral oldu. Erkekler kategorisinde 1. sırayı Fatih Karcı, 2. sırayı İsmail Uzuner ve 3. sırayı Ramazan Parda elde etti. 22K Frig Short Trail Parkuru'nun kadınlar kategorisinde 1. sırayı Natalya Guyurten, 2. sırayı Tülin Okyay ve 3. sırayı Natalya Bloganreva aldı. Erkekler kategorisinde Tuncay Saraç birinci, Buğrahan Cemil Uslu ikinci, Mustafa Araç da üçüncü sırada yarışı bitirdi. Ayağınıza taş değmesin arkadaşlar. Tebrik. 44K Frig Medium Trail Parkuru'nun kadınlarda Svitlana Çatak kazandı. Bu kategoride ikinci Gözde Nurlu, üçüncü Eylem Güzel oldu. Erkeklerde ise İremcan Ayaz birinci, Özgür Özdoğan ikinci, Latifşah Bozkurt üçüncü sırada yarışı tamamladı. 66K Frig Ultra Maratonu'nu kadınlarda Burcu Suzan kazandı. İkinci Okyanus Yıldız, üçüncü ise Deniz Çiçek oldu. Erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer birinci, Mustafa Es ikinci, Özgür Sancak üçüncü sırada yarışı tamamladı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar Ankara Karayolu Emirdağ ilçesi Ali Beyce Kavşağı yakınlarında meydana geldi. GV idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki refüje girip takla attı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyle isimleri belirlenemeyen 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası araçta bulunan eşyaların etrafa saçılması ise olayın şiddetini gözler önüne serdi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Efendim, Afyon Karahisar'ın Bolvedin ilçesinde polis tarafından sürücülere yönelik dronlu gece denetimi yapıldı. Denetimde alkol emniyet kemeri uygulaması da gerçekleştirildi. Alkol denetimimiz var. Tamam şimdi gideceğiz. Sürücülere drone destekli gece denetimi. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sürücülere yönelik gündüz gerçekleştirdikleri denetimlere gece de devam ediyor. Drone destekli yapılan denetimde sürücülerin alkol muayenesiyle birlikte emniyet kemeri takıp takmadıkları ve evrak kontrolleri yapıldı. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimde sürücülerin kurallara uydukları belirtildi. Bolvedin'den Dinar'a geçiyoruz. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın çocuk oyun parkı olmayan mahallemiz kalmasın projesi kapsamında Dört Yol Mahallesi'nde yapılan yeni çocuk oyun parkı çocukların büyük beğenisini kazandı. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın çocuk oyun parkı olmayan mahallemiz kalmasın projesi kapsamında hayata geçirilen çocuk oyun parkı Dört Yol Mahallesi'ne çok yakıştı. Çocuk oyun grupları, spor aletleri, basketbol sahası ve oturma banklarının yer aldığı çocuk oyun parkı, mahalle sakinlerinin ve çocukların güzel zamanlar geçireceği adeta sosyal bir alan olacak şekilde tasarlandı. Mahalle sakinleri ve çocuklar oyun parkının yaptırılması dolayısıyla belediye başkanı Nihat Sarı'ya teşekkür ederek oyun parkında çok güzel zaman geçirdiklerini ifade ettiler. Gönlümüzden selamlar. Bu güzel parkı bize verdiği için teşekkürler. Geleceğin teminatı çocuklar için Dört Yol Mahallesi'ne çok kullanışlı bir oyun parkı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Nihat Sarı, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onlar için ne yapsak azdır," dedi. Şimdi de Sandıklı'dayız. 45 bin liralık Angus cinsi tanısı çalınan vatandaş, ekmek parasını olan tanısını bulması için görenlerden, vatandaşlardan yardım istiyor. ...45 bin liralık Angus cinsi danası çalınan besici yardım bekliyor. Olay Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Soğucak köyünde meydana geldi. Bölgede Angus üretimiyle uğraşan Harun Çankaya, hafta sonu sürüsünün içerisinde yer alan Amerikan Virginia kökenli 45 bin lira değerindeki Angus cinsi dananın olmadığını fark etti. Sürüyü otlattığı bölgede hayvanı arayan Çankaya bulamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Angus'u bulmak için çalışma başlattı. Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çankaya, hayvanının bir an önce bulunmasını isteyerek şöyle konuştu. Dün akşam kontrol sonucunda danamın olmadığını fark ettim. 2 gün falan bir arama yaptık sağı solu. Yaylada olduğumuz için dağları aradık ama bulamadık. Sonucunda da kaybolduğunu öngörüyoruz. Çalınma ihtimali çok yüksek. Gerekli makamlara şikayetimizi bulunduk. Takipteler. Biraz üzüldük. Sonuçta üretim için burada varımızı yoğumuzu katıyoruz ama bu şekilde tatsız olaylar olduğunda da ister istemez üzüntüyle karşılaşıyoruz. 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl Afyon Karahisar'da 5.'si düzenlendi. Yapılan etkinlikte pek çok kadın aynı anda pedal çevirdi. Thank you.
Afyonkarahisar'da bu yıl 5.'si düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleriyle Türkiye'de ve dünyada 200'den fazla il ve ilçede düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda binlerce kadın aynı anda pedal çevirdi. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için düzenlendi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Afyonkarahisar Koordinatörü Aliye Mete, bu turu kurum, kuruluş, derneği olmayan gönüllü kadınların organize ettiğini ve farkındalık olarak yapılan bir tur olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçasına olmasa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerine özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücüne toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz, yaşanılabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluklarını almalarını diliyoruz. Bisiklet turuna katılan katılımcılara da Kanal 3 mikrofonlarımızı uzattık. Bence bütün dünyada herkesin bisiklet kullanması ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırması gerekiyor. Çünkü bisiklet kullanmak insana hem çok iyi geliyor, aynı zamanda hepimizi çok mutlu ettiği gibi sağlığımıza da çok büyük faydası var biliyorsunuz. Vallahi heyecanlıyım, mutluyum çünkü bisiklet sürmeyi gerçekten seven bir insanım. Her gece zaten çıkan bir insanım. Hele böyle kadınları onurlandıran bir günde bulunmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü eşitlikçi bir insanım. Mutluyum ve kadınlara destekliyorum bisiklet binmelerine. Efendim, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Afyonkarahisar'da olduğu gibi bölge illerde de yapıldı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bölge illerde de yapıldı. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bu yıl 5.'si düzenlenen etkinlikte renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 30 kadın Pamukkale ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Kadınlar polis eskortu eşliğinde Kıbrıs Şehitleri ve Lise Caddesi üzerinden 15 Temmuz Delikli Çınar Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Kütahya'da da belediye tarafından organize edilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Bisikletini hemen bize, kimisi de bizim dağıtacağımız uçukmaları bekliyor. Şenlikte konuşan Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık etkinliğe ilişkin şunları aktardı. Ben özellikle bu etkinliğe katılan tüm gençlerimizi ve hemşerilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Etkinliği düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün müdürü başta olmak üzere tüm çalışanlarına ve bize paydaş olan sivil toplum kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Isparta'da da rengarenk görüntüler oluşturdu. Efendim, bölge haberlerimize devam ediyoruz. Ve şimdi de Uşak'tayız. İstinat duvarına çarpan domates yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi. İstinat duvarına çarpan kamyon sürücüsüne mezar oldu. Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen 59 yaşındaki Nazım Candar yönetimindeki domates yüklü kamyon, Ürünköy kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Candar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Candar'ın cenazesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Şimdi Denizli'deyiz. Alkollü genç gece yarısı önüne atladığı araca tutunarak metrelerce sürüklendikten sonra tekerleklerin altına kalmaktan son anda kurtuldu. İçler acısı bir durum sergileyen genç yakınlarının ikna etmesiyle son anda durduruldu. Kendini araçların önüne atan alkollü genç ölümden kıl payı kurtuldu. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Aa bela! Yoldan geçen arabaya. Kız yoldan geçen suçu ne? Gece geç saatlerde üstünü çıkaran alkollü genç ortalığı birbirine kattı. Trafiğin aktığı yolda kendini araçların önüne atan genç yaptığı saldırgan hareketlerle sürücüleri canından bezdirdi. Son olarak bir ticari aracın önüne atlayıp tuhaf hareketler yapan genç, kendisinin alkollü olduğunu anlayan sürücünün camı inik arabasına tutundu. Ne yapsa da saldırgandan kurtulamayan sürücü arabayı gazlayarak gitmeye başladı. Israrla tutunarak araçta sürünen alkollü genç, sürücünün müdahalesiyle tutunduğu yeri bıraktı ve lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlarda genç bir süre yerden kalkamazken aracın sürücüsü ise arkasına bakmadan uzaklaştı. Yanına gelen yakını gence oturduğu kaldırımda kendisine gelmesi için yoğun çaba gösterse de başarılı olamadı. Bir süre baygın olan ve kendini yere atan genç gelen araçla götürüldü. Çevredeki vatandaşlar o anları korku dolu gözlerle izledi. Efendim Denizli'de devam ediyoruz. Kadın diş hekimi baba mesleğini hem klinikte hem de tarlada sürdürülüyor. Baba mesleğini sürdüren kadın diş hekimi İzmir'den gelip Denizli'nin Çay ilçesinde bamya hasadı yaptı. İzmir'de babasından devraldığı klinikte hastalarına şifa dağıtan diş hekimi Yeliz Çulhan ata topraklarından da kopamıyor. Kilometrelerce yol gelip Denizli'nin Çal ilçesinde bamya hasadı yapan kadın diş hekimi sabah ezanın okunmasının ardından traktörüne binip tarlada mesaiye başlıyor. Artık toprakları bitmiş iyice. Topladığı bamyaları traktörüne yükleyip köy evine getiren Çulhan, burada çocukluk arkadaşlarıyla birlikte kilosu 450-500 TL'yi bulan kuru bamya elde etmek için ipleri diziyor. Zinciri giderim yare. Sabah erken saatlerde tarlaya arkadaşlarından önce vardığını aktaran diş hekimi Yeliz Çulhan, köyünde bir gün bile vakit geçirmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı. Babam diş teknisyeni, işte Bayraklı'da bu mesleği yaptıktan sonra ben de diş hekimi olarak devam ettim. Ama bütün çocukluğum köyümde geçti. İzmir'de yoğun tabii tempoyla çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde ortalama 16 saat çalıştığım haftalar oldu. Yorulduğum zaman köyü arayıp veya ilk fırsat çıktığı anda gece yarısı bile olsa İzmir'den buraya gelip bir günümü burada geçirmek beni çok mutlu ediyor. Geliyorum muhakkak hafta sonları geldiğimde. Yarın gidiyor muyuz diye soruyorum ilk önce. Sabah ezanlarından önce ben tarladayım, onlardan önce genelde. İzmir'de fırsat buldukça burada hem akrabalarıma yardım etmek için hem de toprakla iç içe olmak için, bamya toplamak için. Ki buranın bamyası çok değerli bir bamyadır. Sadece yağmur suyuyla beslenir. Ondan sonra tamamen kendi toprağın suyuyla büyüyen bir bamya. Yurt dışında bile değeri çok yüksek. O yüzden hem yardıma geliyorum hem de kendimde deşarj oluyorum. Saatlerce baş aşağı yapılan zor bir iş olmasına rağmen bunu dört gözle bekliyorum. Yani her fırsatta İzmir'de fırsat bulduğum anda buradayım. Efendim Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüji aşarak karşı yola gelebilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyonet refüji aşarak yola devrildi. Sürücü hayatını kaybetti. Olayın adresi Denizli'nin Pamukkale ilçesi.
Osman Kök'ün kullandığı kamyonet Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'nda kent istikametine doğru ilerlerken refüje aşarak karşı şeride geçti. Devrilen kamyonet bir süre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kök'ün cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Efendim bölge haberlerinde şimdi durakta Kütahya'dayız. Çağdar Çelişkisi'ndeki ikinci Efes olarak nitelendirilen Arizona Antik Kenti'nden geçen Kocaçay'daki kazıda mermer güneş saati tespit edilerek gün ışığına çıkarıldı. Arizona Antik Kenti kazısında mermer güneş saati bulundu. UNESCO Dünya Miras geçici listesine 2012'de dahil edilen Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan antik kentteki kazılar, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Ağustos'tan itibaren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülüyor. DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Gökhan Coşkun şunları aktardı. 2022 kazı çalışmalarını 80 işçi ve 20 teknik personel ile ve bunun yanı sıra da Dumlupınar Üniversitesi'ndeki özellikle arkeoloji bölümündeki hocalar olmak üzere çeşitli hocalarımızla da destekleyerek yürütüyoruz. Burada yaptığımız kazılar sonucunda köprüye ait çok sayıda yıkılmış, yerinde enstitü olarak duran, yıkık vaziyette enstitü olarak duran birçok mimari kalıntıyla karşılaştık ki bunların çok çok büyük bir kısmı köprüye ait mimari bloklar, köprünün parapet korkuluk taşlarından ibaret. Ancak bu sezonda yaptığımız çalışmalar içerisinde bizi en çok heyecanlandıran burada tespit ettiğimiz, gün yüzüne çıkardığımız mermer bir güneş saati oldu. Bu güneş saati Roma dönemine ait ve Aizanoi'dan bugüne kadar bulunan ilk güneş saati. Hemen hemen tam diyebileceğimiz güneş saatinin birkaç küçük parçası eksik, onun haricinde tamamen üzerindeki yazılarıyla, şekilleriyle çok iyi korunmuş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Denizli'de düzenlenen Kur'an kursları öğrencileri arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Türkiye finalinde birinciliği İzmir Kestane Pazarı Merkez Kur'an Kursu öğrencisi Melih Tarım elde etti. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye finali Denizli'de yapıldı. Denizli İl Müftülüğü ev sahipliğinde Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde düzenlenen yarışmada Türkiye genelindeki Kur'an kurslarında eğitim gören bölge yarışmalarda birinci seçilen 7 öğrenci yarıştı. Denizli İl Protokolü ve vatandaşların da izlediği yarışmayı İzmir Kestane Pazarı Merkez Kur'an Kursu öğrencisi Melih Tarım kazandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Melih Tarım yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Allah'ım yardım etti. Birinci olduk. Allah yüzümüzü ak çıkardı, kara çıkarmadı. İnşallah daha iyi yerlere gelmek için çalışacağım. Allah herkese nasip etsin inşallah. Efendim bugünkü son haberimizde keyifli bir haberle noktayı yapmak istiyoruz. 4 aydır beslediği yavru karga mahallenin adeta yas kodu oldu. Eskişehir'de yaşayan Recep Yetim'in yaralı halde bulduğu ve 4 aydır göz gibi baktığı yavru karga şu anda mahallenin maskotu haline geldi. Recep amca ve karga Şakir'in dostluğu görenleri mest ediyor. Beyaz eşya tamiri yapan Recep Yetim, yaklaşık 4 ay önce evinden işine giderken bir karga ses duydu.
Yuvadan düşmüş ve ayakları dolanmış halde gördüğü yavru kargaya kedilerin de saldırdığını gören yetim kuşu iş yerine getirip bakmaya başladı. İşten arta kalan tüm zamanını yavru kargayla geçiren mahallenin Recep amcası Şakir ismini koyduğu kargaya gözü gibi bakıyor. Mahallenin adeta maskotu haline gelen yavru kargayı gören herkes Şakir diye seslenip ilgi gösteriyor. Süreç şöyle. Bunu ben zaten kanatları yeterince tüylenmediği için yavru karganın uçamadığını dile getiren yaptı, yetim tüyler çıktı, bir kanatları kaldı. Sonra ara ara ziyaretine geleceğini uçacak umuyor. Bu hayvan kendi şeyine gidecek. Ama geride gelebilir yani. Seni uçar ziyarete gelebilir. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü buralardan ayrılmıyor. Hani semtini koruyor. Gelene geçene burası benim diyor yani. Kovalıyor. İnsanlara da normal tepsi hani kafasına yattığında da oynuyor. Yatmadı mı da kovalıyor. Böyle bir şey. Vallahi şimdi millet hani görünce şaşırıyor yani şimdi. Muhabbet kuşu değil, papağan değil, garga besleniyor. Hani bir daha alışmış olarak görünce şaşırıyorlar. Efendim Kanal 3 Ana Haber Bülteni'nde bugün de sizlere Afyon, Karahisar ve bölgede yaşanan önemli gelişmeleri aktardık. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Mutlu kalın efendim. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. haftanın en çekişmeli karşılaşmalarından birisi dün akşam Zafer Stadı'nda Hesilaç Afyonspor ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynandı. Nefes kesen müsabakanın son dakikasına girilirken mor beyazlı takımın kazandığı penaltı atışını gole çeviren Olcay Şahan taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. 13. dakikada gelişen konuk takım atağında Suat Kaya'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Sinan Kurumuş 6 pas üzerinden kafayı vurdu. Bu pozisyonda kaleci Anıl topu kornere çekerek gole izin vermedi. 17. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Afyonspor'la Alper Tursun'un güzel şutu üst direği sıyırarak auta çıktı. Afyonspor kontratakla çıkacak. Mustafa için uzun bir top. Mustafa alabilecek mi? Mustafa aldı. Mustafa Özbay gidiyor. Mustafa gidiyor. Haydi Mustafa. Haydi Mustafa. Olmadı Mustafa. 29. dakikada Afyonspor'un golü geldi. Bu dakikada Alay Demir'in ceza sahası içerisinden şutunda top Çorumlu futbolcu Serkan Yavuz'a çarptıktan sonra kaleci Bayram'ın ayaklarının arasından filelerle buluştu. Çorum Futbol Kulübü'nün kendi kalesine attığı golle Afyonspor ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya biraz daha baskılı başlayan Çorum Futbol Kulübü 55. dakikada eşitliği sağladı. Sol kanattan inatla Afyonspor kalesine inen Murat Yıldırım'ın arka direğe yaptığı ortayı Suat Kaya çaprazdan sert bir şutla filelere gönderdi ve skor 1-1 oldu. (Gülüyor) 65. dakikada Çorum Futbol Kulübü'nden Burak Çalık'ın 18 yayı üzerinden güzel şutunu kaleci Anıl aynı güzellikte önleyerek gole izin vermedi. 71. dakikada yine bir başka Çorum atağında Erkan Kaş'ın pasında Sinan Kurumuş'un şutunu yine kaleci Anıl Atağ korneri çekerek büyük bir tehlikeyi daha önlemiş oldu. Olması gereken değişiklikler. İnşallah bu değişiklikler Afyonspor'u kendine getirecek. Yine basit bir top kaybı. Keselim. 89. dakikada gelişen Afyonspor atağında
Çorum Futbol Kulübü futbolcuları ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale edince maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Çorumlu futbolcular bu karara uzun süre itiraz etseler de karar değişmedi ve penaltı atışı için topun başına tecrübeli futbolcu Olcay Şahan geçti. Nefeslerin tutulduğu penaltı atışında kaleciyi ters köşeye yatıran Olcay Şahan, fileleri görerek Afyonspor'u 2-1 öne geçirdi. Maçın uzatma dakikalarında skor değişmedi ve Afyonspor kendi sahasında oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılırken konuk takım Çorum Futbol Kulübü ligdeki ilk yenilgisini Zafer Stadı'nda almış oldu. Kendi sahasındaki ikinci maçını da kazanarak puanını 7'ye yükselten Esilaç Afyonspor'da karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşandı. Şimdi ekranlarınıza mor beyazlı futbolcuların galibiyet sevinci geliyor. Özellikle galibiyet golünün son dakikada gelmesi mor beyazlı tribünleri büyük sevince boğdu. ...90 dakikalık zorlu mücadele sonunda takımı tribünlere davet eden taraftarlar galibiyet sevincini birlikte kutladılar. Hesilaç Afyonspor'un 89. dakikada kazandığı penaltı atışını gole çevirmesiyle Zafer Stadı'nda ilk yenilgisini alan Çorum Futbol Kulübü sporcuları maçın hakemine uzun süre itirazda bulundular. İtirazlar maç sonunda da devam edince kaleci Bayram kırmızı kartı gördü. İşte o anlar geliyor ekranlarınıza. Çorum Futbol Kulübü kalecisi Bayram Olgun, itirazlarını maç bittikten sonra da sürdürünce karşılaşmanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bunun üzerine iyice sinirlenen kaleci Bayram, bu defa hakemlere saldırmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri ve takım arkadaşları tarafından güçlükle engellenebildi. Mor beyazlı takımın teknik direktörü Koray Palaz, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, hafta arasında deplasmanda Batman Petrolspor ile oynadıkları maçı bir penaltı golüyle kaybettiklerini hatırlatarak, "Bugün de bir penaltı ile kazandık ama totale baktığımızda rakibimize fazla pozisyon vermedik ve kazanan taraf biz olduk," dedi. İşte Koray Palaz'ın açıklamaları. Mustafa alabilecek mi? Mustafa aldı. Mustafa Özbay gidiyor. Mustafa gidiyor. Haydi Mustafa. Haydi Mustafa. Olmadı Mustafa. Şöyle sonbahara giderken güzel bir galibiyetle taçlandıran oyuncu grubuma tekrar teşekkür ediyorum. Oyun planına sadık kalmak üzerine her antrenmanda konuşuyoruz. Her maçın bizim için ayrı bir hikayesi var. Bizler maçları planlarken yaşanmışlıklarımızdan, doğru tecrübelerden ve elimizdeki oyuncu havuzundan neyi nasıl doğru yapabiliriz? Hep bunun üzerine bir oyun planı kuruyoruz. Bugün de dönem dönem tabii ki bir önemli bir oyuncumuz Şiyar'ın eksikliğinde bir alternatif yaratmak zorundaydık. Ve bu alternatifi doğru bir şekilde yapmak zorundaydık. Bir penaltıyla kaybettik 3-4 gün önce Batman deplasmanında. Bugün de bir penaltıyla kazandık. Ama totale baktığımız zaman rakibe verdiğimiz pozisyon sayısı yine az. Evet, uzaktan şutları var. Zaten Mehmet Akgüz bu liginde üst düzey oyuncularından bir tanesi. Şut atan işte Burak Çalık vesaire. Bunlar zaten üst liglerde yıllar boyu oynadılar. Süper Lig ve TFF 1'de dahil olmak üzere. Dolayısıyla onlara karşı doğru bir ve stratejik bir oyun planıyla sahada olmak istedik. En büyük ve çalıştığımız en güzel bizim için faydalı olan tarafı şu oldu. Biz her ne kadar dörtlü savunma gibi dursak, top bizdeyken üçlü savunmaya geçip kenar beklerimizi, Alper'i ve Mahmut'u ileriye atıp orta sahanın
ikinci bölgesinde, ikinci bölgenin başında topla buluşturup atağa çıkmak istemiştik. Nitekim ilk yarıdaki bu planımız çok güzel işledi. Özellikle Alper tarafında çok rahat geçişler yaptık, pozisyonlar bulabildik. Eksiklerimiz var mı? İnanın eksiklerimiz var. Ama ligin lideriyle oynuyorsunuz. Bir golle ligde ikinci konumda bulunan takıma karşı alınan bu galibiyetin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın eski futbolcularından Çorum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Mert Nobre, maçtan sonra basın mensuplarının karşısına geçti ve müsabakayı değerlendirdi. Bugün atipik 90 dakika. Çok iyi başladı, pozisyon buldu, atamadı. Son iki tane hata yaptığında 3 puan kaybetti. Ama bu ligde çok uzun, bayağı hafta var. Bugün tabii bir oradaki maçta. İnşallah o kadar hata değil yer maçta. Tabii ki orada futbol her şey vardı ama özellik oyuncu da cevap vermiyor taraftan. Bizim işim bu sahada, bizim işim bu maçta. Bilmiyor ya küfür var, şu var. O tecrübe oyuncu da. Bazen reaksiyon da gerek yok. Bizim işin de sahada, o da yapsa ne iş o kadar. Ya taraftar şu bu değil de. O hata yaptığında. Ama işte de biz insan hata olur. İnşallah keşke diğer maçta yok. Afyonkarahisar'ın bölgesel amatör ligdeki iki temsilcisinden biri olan Belediye Bolvadin Termalspor, sezon başında anlaşma sağladığı teknik direktör Tansu Yanık ile yollarını ayırarak takımın başına Bayram Kutlu'yu getirdi. Geçen sezon grup şampiyonu olmasına rağmen yükselme maçlarında rakibine penaltı atışları ile elenerek 3. ligin kapısından dönen Belediye Bolvadin Termalspor kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktörümüz Tansu Yanık ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Camiamız adına verdiği hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Yönetim kurulumuz takımımızın teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz yıllarda grubumuz takımlarında şampiyonluk mücadelesi vermiş olan başarılı teknik adam Bayram Kutlu ve yardımcı antrenör Hakan Vuran hocalarımızın görevlendirilmesine karar vermiştir denildi. Yeni sezonda bölgesel amatör lig 8. grupta mücadele edecek olan Belediye Bolvadin Termalspor'un antrenmanlarına yeni teknik direktör Bayram Kutlu ve yardımcı antrenör Hakan Vuran gözetiminde devam ettiği bildirildi. Sezon başında yaşanan teknik direktör değişikliğinden sonra Bolvadin ekibinin lige yoğun bir çalışma temposunda hazırlandığı ifade edildi. Liderliğinin garantilendiği bu maçta takımla taraftarların bütünleşmesini izliyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.